Bir büyük deprem yaşandı. Ve deprem Kürdistan merkezliydi. Büyük bir yıkımdı, bir trajediydi. Büyük acılar yaşanıyordu. Burada yani biz hareket olarak buna kayıtsız kalamazdık. Şimdi savaşa devam ederek, çatışmaya devam ederek daha fazla acının yaşanmasına vesile olamazdık. Bu çerçevede insani olarak yaklaştık. Ve insani yaklaşımla biz bu süreçte eylemsizlik kararı ilan ettik. Bu tamamıyla o şekilde alınan bir karardı. Bugün de değil, bu 99 depreminde de hareketimiz benzer bir biçimde yaklaşımda bulundu. Yani biz insani bir hareketiz. Bu nedenle böyle bir karar alındı. İnsani, ahlaki bir altyapısı yoktur. Bunlar tamamıyla iktidarlarını zora, baskıya, ranta dayalı olarak kurmak istiyorlar. Bu iktidarın baştan itibaren bir amacı da ki bu ittifak 2014'te kurulan işte AKP, MHP, Ergenekon ittifakıdır. Anti-Kürttür. Ve Kürt hareketini tamamıyla tasfiye etmek, eski statüde tutmak, asimilasyonu devam ettirmek ve tamamıyla Kürtleri ortadan kaldırmak üzere oluşturulan bir siyasetin ürünüdür. Bundan dolayı da deprem veya başka bir şey bunları durdurmuyor. Depremde de görüldü. Yani zaten büyük tartışmalar da var. Normalde bu tür büyük tartışmalar ve trajediler hangi ülkede el oluyorsa ülke bütün güçleriyle, askeri güçleri dahil buna müdahale eder. O yaraları sarmaya çalışır, mağduriyeti azaltmaya çalışır. Fakat burada ordu hareketsiz kaldı. Çünkü yukarıdakiler bu yönde bir talepte bulunmadı. Yani orduya bir talimat verilmedi. Hatta şunu söylediler. Biz savaş halindeyiz. Onun için biz orduyu bu tür işlerle meşgul edemeyiz. Böyle bir şeyle sayıkla hareket ettiler. Tamamıyla hiçbir biçimde ahlaki ve insani bir duygu yok. Saldırıların da bu şekilde devam etmesi de ona dayanıyor. Bunlar açısından ne kadar insan ölmüş, ne kadar mağdur olmuş veya olmamış çok önemli değil. Önemli olan onların kendi iktidarlarını korumaları, rantlarını devam ettirmeleridir. Bu seçim herkes için önemlidir. Bizim açımızdan da önemlidir. Demokrasi güçleri açısından da çok önemli. Bu anlamda tabii biz de değerlendirdik. Hareketimiz bunu değerlendirdi ve seçimin önemi ki başka öteden beri hareketimize yönelik bu yönde de talepler de var. Talepler de var. Seçim ortamında farklı bir şey olmasın, eylemler olmasın. Karşı tarafa yani bahane verilmesin. Bu anlamda hareket değerlendirdi. Seçimlerin demokratik bir ortamda ve demokrasi güçlerinin kendilerini daha rahat hissetmeleri, iktidara bahane yaratılmaması için de bu eylemsizlik kararı seçim sonrasına ertelendi. Seçimin sonucuna göre de sonra bir değerlendirme yapılacak. Zaten açıklamada da var. Yani şimdilik seçime kadar böyle bir eylemsizlik kararı var ve uzatılmıştır. Seçim sonrasında ayrı bir değerlendirme yapılacak. Yani buna göre bu hareketimizin Türkiye'deki sorunlara yaklaşımını, insani yaklaşımını, demokratik yaklaşımını ortaya koyan bir yaklaşımdır. Sorumlu bir yaklaşımdır. Fakat bugün de eğer basına bakarsanız karşı tarafın tavrı bunu görmezden geliyor. Bugünkü Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, tehditleri yani operasyonların devam edeceği hem Kuzey Kürdistan'da hem Rojava'da hem Başur'da net belirlemelerle işte biz devam edeceğiz. Kim ne derse desin. Aslında uzatılan eylemsizlik kararına en üst düzeyde verilmiş bir yanıt olarak değerlendiriyoruz.
Bunu insanlarımız, kamuoyu takdir etmelidir. Demokrasiden yana olan güçler bunu değerlendirmeliler. Herkes bu yönde tavrını ortaya koymalı. Kim ne diyor daha rahat görmeli. Bunu bu şekilde bu iktidara karşı da onların bu ısrarlarına, savaşta ısrarlarına karşı da herkes tavır koymalı. Seçim sonuçlarında da bunun etkili olmasını diliyoruz. Şimdi hükümetin iç ve dış politikası tamamıyla anti-Kürt. Yani tamamıyla Kürtleri yok etme üzerine. Özellikle zaten bu sene Lozan'ın 100. yılı ve Cumhuriyet'in 100. yılıdır. Lozan statüsünün devam etmesi için çalışıyorlar. Kendilerine göre takvim de belirlemişler. Cumhuriyet'in 100. yılında Kürt serhıllarının tamamıyla bastırmayı hedefliyorlar. Bu yönde içeride dışarıda böyle bir çaba içindeler. Özellikle son dönemde Türkiye'nin Rojava'ya yönelik provokasyonları, saldırıları, bu işte Taksim'de bir bomba konuldu, onu yani orada bir bomba patlatıldı. Herkes biliyor bunun Kürdistan Özgürlük Hareketi ile alakası yok. Onların kendi organizasyonlarıydı. Bunu bahane yapıp bir Rojava'ya saldırdılar. Kara operasyonu yapamadılar. Şimdi Rusya'nın desteğiyle Suriye rejimiyle birlikte bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin o Moskova'daki o buluşmaları yani ki ayın üçünde yeniden Dışişleri Bakanlarının yardımcıları yani düzeyinde toplantılar yapılacak. İran'ı da katmaya çalışıyorlar. Yani öyle bir karar var. Bu tamamıyla Türkiye hükümetinin anti-Kürt politikasının dışarıya yansımasıdır. Diğer taraftan da bununla sınırlı kalmıyor. Tabii ki dışarıdaki bütün ilişkilerini de buna göre düzenliyor. Bu Kürt halkı bunu görmeli. Kürdistan halkı içeride dışarıda dört parçada bunu görmeli. Türkiye hükümetinin Türkiye'yi şu anda yöneten rejimin anti-Kürt politikasını görmeli. Onların düşmanlıklarını görmeli. Ona göre de herkes buna göre tavır almalı. Buna göre de iş içinde olmalı. Kimsenin mevcut iktidara, mevcut rejime payanda olmasını istemiyoruz. Herkes bunu görerek özgürlük güçlerinin yanında yer almalı.